Türkiye normalleşmiyorsa ne oluyor? Türkiye aslında normalleşmek zorunda ve Erdoğan iktidarı bunu sürekli geciktirmeye çalışıyor. Ama yargının içerisinden belli kesimler belli noktalarda buna karşı bir direnç göstermeye başladılar. Şu ya da bu nedenle ve bunların bazılarının iktidarın dolaylı ya da doğrudan desteğiyle de oluyor olabilir. Yani Cumhuriyet eski çalışanlarının bırakılması, Barış Akademisyenlerinin beraatının kapısının sonuna kadar açılması, iktidarın çok da fazla itiraz etmeyeceği şeyler olabilir. Ama birçok durumda yargının gitmek istediği, gidebileceği, gitmesi gereken yerlere iktidardan çekindiği için ve özellikle de Erdoğan'dan çekindiği için gitmediğini biliyoruz. Peki bu normalleşme nasıl olacak? Normalleşme, Türkiye'nin normalleşmesi iktidara bırakılamayacak kadar değerli bir şey. Dolayısıyla burada iktidar dışı unsurların, muhalefetin ve sivil toplumun çok ciddi bir şekilde devreye girebilmesi gerekiyor. Bu noktada tutuk bir muhalefet var. Kendinden çok emin olmayan bir muhalefet var ve başta da dediğim gibi işi sadece oluruna bırakmış, nasıl olsa bunun ister istemez AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının sonunu mecbur kıldığını düşünen bir muhalefet var. Yani çok da aktif olmayan, seçimden seçime ortaya çıkan bir muhalefet var. Ama normal şartlarda Türkiye uzun bir süre erken seçim olmayacaksa, ki bu konuda rivayet muhtelif, seçime gitmeyecek olan bir Türkiye var. Bu noktada baktığımız zaman Türkiye'nin normalleşmesi, kaçınılmaz olan normalleşmesi Erdoğan'ın insafına terk edilmiş oluyor ki bu kabul edilebilir bir durum değil. Erdoğan'ın insafıyla Türkiye'nin gidebileceği çok fazla bir yer yok. Çünkü Erdoğan birçok noktada kendisini bağlamış durumda ve özellikle kurduğu ittifaklar onun istese de çok da fazla yeniden normalleşmeye yönelemeyeceğini bize gösteriyor.